Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte bayramda oynayabileceğiniz birbirinden güzel oyunlara bakıyoruz. Her bayramda böyle bir video yayınlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Artık durum bildiğiniz gibi gelenekselleşti. Sizlerin de çok hoşuna gittiğini biliyorum. Oyunlara geçmeden önce de tabii ki de şunu da söyleyelim. Umarız sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla, ailenizle çok güzel bir bayram geçirirsiniz diyelim. Hepinizi Kurban Bayramı şimdiden kutlu olsun. Lafı çok fazla dolandırmayalım. Gelin tepe açımıza bir geçelim ve oyunlara hızlıca yakından bakalım. İlk oyunumuzla başlayalım. Zombie Royale arkadaşlar, bir Ketchup Games oyunu. Şöyle sağa sola kaydırarak hareket edebiliyoruz ve zombilere ateş edebiliyoruz. Buna çok benzeyen oyunlar da vardı arkadaşlar. Ketchup Games birazcık daha grafiklerini böyle tatlı bir hale getirmiş. Daha da güzelleştirmiş oyunu. Aha, zombiye de yakalandık. Mermimiz sınırlı. Öyle önüne geleni ateş edeyim de geçeyim gibi bir durum yok. Başka silahlara falan da upgrade yapabiliyoruz. Silahlarımızı arttırabiliyoruz. Bunun yanında işte gördüğünüz gibi scope'lar var. Onları takabiliyoruz. La oğlum gidin lan. Hıyt. Bak 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 nasıl sağlıyorlar, al. İlerledikçe oyun zorlaşıyor ama zorlaştıkça da tabii ki de siz para kazanıyorsunuz ve silahlarınızın kuvvetini, hatta silahlarınızı arttırabiliyorsunuz. O yüzden geçmek yine aynı şekilde, iyi bir oyuncuysanız rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey arkadaşlar diyelim ve sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuzun adı Mr. Bullet by Kurşun. Öyle çevirebiliriz herhalde, bilmiyorum, ya da ne derseniz diyebilirsiniz. Bu aralar bayağı karşıma çıkıyordu. Hem bir deneyeyim dedim, hem sizlerle de paylaşayım dedim arkadaşlar. Toplam işte burada mermi sayımız var. Duvardan sektirerek bu kurşun şunu karşıdaki düşmanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela bunların böyle altındaki tahtaları kırayım. Sonra bunu öldüreyim. Hepsini birden aldım 2 kurşunla ama 1 yıldız verdi. Canı sağ olsun oyuncum. Bölümler birbirinden enteresan şekilde dizayn edilmiş. Yani öyle hemen kurşunu sıkayım da ölsünler gibi bir olay yok. Mesela bu bölümde neymiş? Şuna bastığımızda üstteki TNT aktif oluyor. Daha sonra bunu patlatınca alttaki dayılar da ölüyor gördüğünüz gibi. Burada ne oluyormuş? Herhalde şurası kırılgan. Yo, adamı aşağı ittirdik. İttirerek öldürdük. Fantastik. Çok güzel. Burada ne oluyor? Bu sefer de bunu ittireceğiz herhalde. Ha bak, bu açılınca alttan geçireceğiz. Aa, hemen de buldum ha. Hop. Tamam. Bunlar da 3 kuruşun harcamadan muhtemelen biter. Durun şöyle bir deneyeyim bakayım ya. Hah. Biraz zorlarsanız tek kurşunda da halledebilirsiniz. Oyun da bence bayağı keyifli arkadaşlar. Ve gelin sıradaki oyunumuza bakalım. Sıradaki oyunumuz Dark Sword 2 diye geçiyor. Oyunun grafikleri çok güzel. Düşmanlarla kapışma mekanikleri bayağı iyi. Sanki bir konsolda, bir bilgisayarda bir platform oyunu oynuyormuşsunuz. Hissiyatı hakikaten de var. Yuvarlanarak sıyrılabiliyorsun adamlardan. Şununla da vurabiliyorsun. Adam dediğim de böyle garip örümcekler bu arada. Şöyle uzaktan bunları tarayalım. Mesela uzun dokunduğunuz zaman basit saldırı kombosu oluyormuş. Al. Ne oldu? Ulan 500 kişi birden tek bir kişiye saldırıyorsunuz, vicdansızlar, gel. Bu arada oyun Türkçe, metinler falan Türkçe. Hikayeyi anlayabiliyorsunuz, hem nedir ne değildir daha rahat çözebiliyorsunuz. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Hepinize 111 vuruyorum. Bak 355 vurdum. Hala korkmadan bana nasıl yanaşabiliyorsunuz? Gördüğünüz gibi diğer karakterleri de çağırabiliyorum. Aynı bu Mortal Kombat'ın mobil oyunundaki gibi diğer karakterlere geçiş yapabiliyorum. Bu kaç vuruyormuş? Bak bak bak, 344 vuruyorum. Bütün dünyayı deşiyorum. Al diğer karaktere geçeyim. Al biraz da bununla vurayım. Aa, boss geldi. Oğlum siz ne biçim boss'sunuz lan? Bak boss'a arkadan saldırıyorum, hiçbir şey yapamıyor. Önden ufakları yolluyor. Arkadan kendi sinsi sinsi saldırıyor. Ya sen boss musun ya? Bu kadar kolay bölecek boss, bilemiyorum. Neyse biz gelin diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Night Brawl arkadaşlar. Yine en başta böyle bize tutorial gösteriyor. Hop böyle adamları kesmek için kılıcımızla hem zıplıyoruz hem vurabiliyoruz. Burada bizim bir tane ustamız var. Böyle bıyıklı sakallı bir dayı var, kırmızı burunlu. Bazı şeyleri gösteriyor. Ama dayının göstermesine gerek yok ya. Gel. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Al. Ne oldu? Kaskın mı düştü? Al. Arkadan mı vurdular? Ne oldu? Gel sen de gel. Allah, kaskımız düştü. Aman. Tamam. Şişt, sakin. Siz ne yapıyorsun? Dayı sen niye orada duruyorsun? Yardım etsene ya. Oğlum sen nereden geldin? Ben gidiyorum buradan ya. Ne haliniz varsa görün diyeceğim de gidecek yer yok ya. O elindeki baltayı alırım. Kaskını da alırım. Daha kaç tane adam yollayacaksınız? Be hey vicdansızlar. Oy, tek de aldı adam. Hadi bir posta daha oynayalım. Tek tek gelin. Canımı yiyin. Uy uy. Kask gitti. Bak bu hep bana salça oluyor. Ya oğlum ben arada kalıyorum hep ya. Neyse bu oyun böyle arkadaşlar. Sıradaki oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuzun adı Walkmaster. Yürüme ustası. Size aşırı gıcık eden, oynarken çok sinirlendiren, oynamayı da bırakamadığınız oyunlar kategorisinde. Bu keçi kardeşle birlikte böyle ayağına iki tane tahtayı bağlamış. Şöyle yürümeye çalışıyoruz. En beceremediğim oyun tarzı da budur bu arada. Ama bir yandan oynamayı da seviyorum. Şu an enteresan bir şekilde herhalde gaza mı geldi? Ne oldu? Beceriyorum derken gördüğünüz gibi nazar değdi. Amaç şu: en yüksek skora ulaşıp en uzak mesafeyi yürümek. Ya Pirana benden ne istiyorsun? Bir huzur verdi, bir geçeyim oradan ya. Lan geç. Bravo. Hadi.
Bitti. Burayı geçtik arkadaşlar. Parkuru bitirdik. Bir parkur daha deneyelim hep beraber. Daha ne kadar beceriksiz olabilirim hep beraber görelim. Ya anlamadığım şey Pirana kardeş. Sen bizden ne istiyorsun? Bende zamanlama sıkıntısı var. Küçük küçük adımlarla giderken bir anda gaza gelip büyük adım atıyorsunuz. Hayat da böyle işte arkadaşlar. Küçük küçük büyümek lazım. Neyse bu oyunda geçelim. Sıradaki ve son oyunumuz Grim Valor. Artık nasıl okunuyorsa Grim Valor mı denir, Valor mu denir? Ona siz karar verin arkadaşlar. Bu listedeki tek paralı oyun ama şöyle. Normalde bedava indirebiliyorsunuz cihazınıza ama 1-2 saat sonra sizden bir miktar para istiyor oynamanız için. Evet şu an oyunun içindeyiz arkadaşlar. Grafikler böyle gördüğünüz gibi. Bence bayağı güzel. Şu an yine tabii ki de ilk defa bu telefonu yüklen için bir tutorial kısmını izletiyor. Hani buralarını oynarsınız, beğenirsiniz. Ben bu oyunu oynarım dersiniz, alabilirsiniz. Ama dediğim gibi en başta 1-2 saat size belli bir yere kadar oynatıyor. Sadece oradan sonrasını oynayacaksanız para ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın eleman geldi. Hop 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 iki hamlede kestik. Tabii ki de şimdilik bunları kesmesi kolay. Ama ileride daha da zorlaşıyor işler. Vurma şansı vermedim ben ona. Acaba o benden kaç götürecek? Bir deneyelim bakalım. Vurun bakayım. Oy oy güzel vuruyorlar tamam ama tekte ölüyorlar. Grim Valor da böyle. Dilerseniz parasını verir indirirsiniz. Listedeki diğer bütün oyunlar ücretsiz bu arada. Ve gelin şimdi bir karşı açıya gidelim. Siz de bir vedalaşalım. Evet oyunlarımıza baktık gördük arkadaşlar. Şöyle biraz oynamaya çalıştık. Siz de beğendiyseniz oyunların hepsinin indirme bağlantılarını hemen açıklama kısmına ekledik. Açıklama kısmına giderek oradan istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Ya da hepsini de tabii ki de indirebilirsiniz. Sizin de bayramda oynayabileceğiniz oyun tavsiyeleri varsa mobilde olur, bilgisayarda vesaire de olur. Onları hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyelim. Ayrıca hemen şurada bulunan butona tıklayarak videomuzu beğenebilirsiniz. Bayramınızı tekrar kutluyorum arkadaşlar. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.